Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 12 Eylül 2024 Perşembe, güne yansıyan ekonomi ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeler var. Aktarmak üzere yine karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu. Paraajansı.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizle sizlerleyiz. Bakalım gündeme neler yansıdı? %1169 kar açıklayan şirket 1.294.897.900 TL'lik sermaye arttırımını duyurdu. Teknoloji şirketinin enerji depolama alanındaki iştiraki sermayesini önemli ölçüde arttırarak büyüme adımı attı. Bakalım Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik AŞ'nin iştiraki olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ'den geldi bu haber. 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında sermaye artırım kararı alındı. Bugün saat 13 sularında Ankara Polatlı'da gerçekleştirildi toplantı. 505.102.100 TL olan mevcut sermayenin 1 milyar 800 milyon TL'ye çıkarılması oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar sonucunda şirket sermayesi yaklaşık %256 oranında artmış olacak. Bir kap açıklaması var, detaylarıyla yine belirtilmiş. Ve %500 değerlenen şirket 358 milyon TL sipariş aldı. Teknoloji şirketi 358.821.180 TL tutarındaki sipariş onayı aldığını kapa yapılan bildirimle duyurdu. Detaylara bakalım yine. Link bilgisayardan geldi. Aselsan.net'ten 358.821.180 TL tutarında sipariş onayı aldı. Link bilgisayar sistemleri yazılımı ve donanımı sanayi ticaret AŞ Aselsan.net'le yüklü bir anlaşmaya imza attı. KDV dahil 358.821.000 küsurat ile birlikte tutarında sipariş onayı aldığını kapa duyurdu. Açıklamaya göre sipariş Link Bilgisayar'ın güvenlik teknolojileri alanında sunduğu yenilikçi çözümler ve ürün çeşitliliği ile Aselsan.net'in stratejik projelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Aselsan.net güvenlik ve savunma alanında Türkiye'nin en büyük ve en etkili oyuncularından biri olarak biliniyor. Firma ileri teknoloji çözümleriyle yerli ve milli projelere yaptığı katkılarla sektördeki etkisini her geçen gün arttırıyor. Ve bir diğer haber, %35 değer kaybeden savunma şirketi bugün de tabana gidiyor. Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret AŞ'den bahsediyoruz şimdi de. Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan şirketleri arasında yerini aldı. Şirket yaptığı düşüş trendiyle son dönemde oldukça adından bahsettirmişti. Geçtiğimiz 5 günün 5'inde de tavan hareketi yaptı. Böylece yatırımcılarını da hayrete düşürdü. Son günde ise gidişat bunun tam tersi oldu. Şirket böylece bir ay gibi süre içerisinde %35 değer kaybetti. Ayrıca daha uzun vadeli bakacak olursak da şirketin geçtiğimiz dönemlerde yatay seyri halinde olduğunu görmek mümkün. O şirket yatay seyri bu hareketiyle bozarak 6 ayda da %27 değer kaybı yaşadı. Bugüne ise taban hareketi yaptı. %10 düştü. 87 TL bandına kadar geldi. 2019 yılında başlamıştı Papillon Savunma Sanayi ve Ticaret borsaya. Gidişatını da sizlerle paylaşmış olduk böylece. Yatırımcılar dikkat, %400 bedelsiz yolda haberi yer almış. Duran Doğan Basım Ambalaj Sanayi AŞ %400 bedelsiz açıkladı. Sanayi şirketi %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı. Şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayesini 100 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltecek. Bu sermayenin 365.906.724 TL'si kısmi sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanacak. Durdo geriye kalan kısmı ise geçmiş yıl kârlarından karşılayacağını açıkladı. Bu alınan karar doğrultusunda sermaye artırımı için gerekli kurumlara başvuru yapılacağı da açıklandı. Bu bedelsiz sermaye artırımında hesabınızda bulunan 100 lot Durdo hissesi hiçbir ücret ödemeden ve başvuru yapmadan 500 lot olacak. Bedavadan tam 400 lot hisse promosyonuyla karşı karşıya kalıyor bu durumda yatırımcılar. Bedelsiz sermaye artırımlarında hak sahibi yatırımcılar için hiçbir ekstra ücret ödemelerine de gerek kalmıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve gayrimenkul şirketinden dev geri alım, 15 milyon lot geri döndü. Bir diğer haberin başlığı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 11 Eylül 2024 tarihinde kamuoyu aydınlatma platformuna bir açıklamada bulundu. 19 Ağustos 2024 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Borsa İstanbul'da 1,52 TL birim fiyattan toplam 1 milyon TL nominal değerli Pasifik Gayrimenkul hissesini geri aldığını duyurdu. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri ise
15 milyon TL'ye ulaşmış ve bu hisselerin şirket sermayesine oranı %0,31 olarak belirlendi. Pasifik gayrimenkulün genel grafiğinde bakıldığında ise bir süredir düşüş trendi izliyor. Hisse son bir yılda eksi %10,6. Altı ayda ise %4,41 değer kaybettiği görülüyor. Şirketin ikinci çeyrek bilançosu da yatırımcıları pek mutlu etmedi. Birçok kalemde düşüş yaşayan şirketin net dönem karındaki değişiklik yatırımcıları üzmüş oldu. Şirketin net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %-37 düştü. Borçları da %12 artış gösterdi. Ve devam edelim. Türk Hava Yolları'ndan bir haber var. THY açıkladı. İstanbul'dan Sidney'e uçuş başlıyor. Türk Hava Yolları Aralık ayında İstanbul'dan Sidney'e uçuş başlatıyor. İlk etapta haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak gerçekleştirilecek seferler ve daha fazlasına bakacak olursak. Şirket Türk Hava Yolları Sydney şehrine yeni bir tarifeli sefer başlatma kararı aldığını duyurdu. Gelen açıklama var, kamuoyu bildirimi. Ortaklığımız yönetim kurulunca imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Avustralya'nın Sydney şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir şeklinde. Türk Hava Yolları 4 Aralık 2024 itibariyle İstanbul-Sydney rotasında haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı seferler düzenleyecek. Uçaklar Airbus A350-900 tipi modern uçaklarla gerçekleşecek uçuşlar. THY bu hamlesiyle Avustralya kıtasındaki ilk direkt uçuşun destinasyonunu da Sydney olarak belirlemiş olacak. Ve düşüşte olan şirket 700 milyon lotunu geri aldı. Bir diğer haberin başlığıydı bu da. Bakalım detaylara. Hisseleri bir süredir düşüşte olan gıda şirketi pay geri alım programı kapsamında yeni bir geri alım gerçekleştirdiğini duyurdu. Frigopack Gıda Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ'den bahsediyoruz şimdi de. Frigopack Gıda Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ hisse değerinin sağlıklı bir fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Şirketin yönetim kurulu tarafından 25 Temmuz 2024 tarihinde alınan bu karar aynı gün kamuoyu aydınlatma platformunda kamuoyuyla paylaşıldı. Bu geri alım programı çerçevesinde Frigopack 11 Eylül 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 6,95 TL fiyattan 50 bin TL nominal değerli Frigo payları geri aldı. Bu işlem sonucunda şirketin geri aldığı payların toplam nominal değeri 700 bin TL'ye ulaşmış oldu. Geri alınan bu hisselerin şirket sermayesine oranı %0,04 olarak açıklandı. Frigopack bu hamlesiyle piyasa değerini koruma amacı güderken şirket hissedarlarının menfaatlerini de gözettiğini duyurdu. Ve paraajansı.com.tr internet sitemiz, para ajansı YouTube adresimiz. Sizleri güncel gelişmelerden haberdar ediyoruz. Ekonomi, finans dünyasına ilişkin borsadaki son durumları sizlerle paylaşıyoruz tabii ki. Editörlerimiz 7/24 çalışıyorlar sizler için. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.